Hani? Çıtlar, Hı. Ha, gayrı onlar kar taştılar. Kan, bizim topladığımız çıtlığa dönmüşler. Hadi borumuzu da bakalım. Bahçemizin kapısını aç önce. Sarımsak sulayacak, soğan sulayacak biz burada bugün. Soğan da sulayayım. He, açmış diyen hortumu. Yeterse he, daha suyumuz yeterse o da var. Bahçemiz otlandı bayağı. Sevgili izleyicilerim, şöyle siz de görüyorsunuz otlarını. Ne? Hangisi? Bu. Bir şey yok onlar, patates ya. Maydanozlarım da çıkmış kan. He. Şuraya da salçalık biber ektim. İnşallah büyürse buradan alıp stil yapacağım. Bizim tava vardı, tava. Tavamız he, neredeki kan? Buradaların içindedir o büyük bir ihtimal. Önce şu borumuzun ağzını şöyle. Kaan. Tavaya gerek kan var var var. Önce bu şunu daha ne kan? Dur bakalım bir oğlum. Şunun içine de alalım. Kaldır boruyu. Dur bakayım. Ben daha be. Mı? Niye girmedi? Sen tut da ben daha. Yok, tutmama gerek yok. Boru gidiyor seni. Videodasın. Videodayım da. Sen tut onu. Daha mı yok ki? Çekil bakalım. Ha, tekerinden de takılır aslında. İçine ha, oradan tak canım, yerden tak. Dur. Bu niye takılmıyor? Sen şeyi oraya aldın da ondan takılmıyor. Şu tarafa çekeceğim borunun başlığını. Nereye? Şu tarafa çekeceğim. Bunlar ezilir. Ezilmez onlar. Niye ezilsin? Onlar suyu yiyince geri kahar yatsa bile. Buraya mı çekeyim? Hı hı. Tamam, şimdi sabitle. Hah. Değil mi bak? İyi tak, biraz daha iyi tak. Altına da şu pirketi koy ki suyumuz boşa gitmesin Kaan. Tamam, yeter ha, o kadar. Düzde. Pirketi de koyman lazım çünkü orada bayırgaç olduğundan su geri bu tarafa geliyor. Su da aldım. Hı hı. Elin mi ağrıdı? Yok, bir şey geldi mi? Hı, kaldır onu. Tamamdır. Dur, bekle. Suyumuzu sen bas. Şöyle canlar. Buraya düzenek yaptık ama şeyimizi ezer mi ki? Ezmez ezmez, neyse. Boru ciddi zaman ezledik. Hadi inşallah. Unutma. Anam, tava tava tava. Tavaya gerek yok Kaan. Biraz sonra su azalır. Azaldığı zaman da kazdırmaz burayı. Çünkü su kuvvetli değil. Gidiyor musun sen Kaan? Kaan da arkadaşlarının yanına gidiyor sevgili izleyicilerimiz. Tamam anneciğim, hadi git bakalım. Çok geri kalma evimize. Bisikletine giderken de sağa soluna iyi bak oğlum. Şöyle sarımsağımızı sulayalım buradan. Hatta şöyle yukarıya mı alsam ki bunu? Buradan daha aşağıya daha kolay iner gibime geldi. İnşallah öyle olur. Şöyle bir yandan da şu otları almak istiyorum ama bu otlar sarmaşık. O kadar kötü bir ot ki bu ot töbe bitmiyor. Böyle kopuyor. Geri geliyor, kopuyor, geri geliyor. Yumuşacık soğanımızın içi de. Şöyle otlarımızı koparalım burada. Ha, suyumuz bitti. Geçen bu kadar çabuk bitmediydi. Bayağı bir saat niye suladıydım o gün? Bugün erken bitti. Demek ki azar azar sulayacağım. Bittiği zaman öyle oluyor. Şöyle buradan kapatıyorum. Altta da su var aslında kuyunun içinde ama niye gelmedi onu bilemedim. Yükseğe mi çıkardık ki acaba? Ne kadar yükseğe çıksa da işte bunun da bu derdi var. Tüh. Azıcık suladı. Neyse, yarım saat sonra bir daha tutarım. Öyle öyle sulayacağım. Artık yapacak bir şey yok. Öbür borular dahanana kadar. Bizim bu kuyumuzun suyu yok aslında canlar. Suyumuz olmadığı için bununla idare ediyordum şimdiye kadar. Böyle yaz geldiği zaman kuyumuzun suyu tükeniyor ama abim gelin oradan boru döşeyecek. Onların orada kuyu var. Hem yoncayı sulağı yok.
Hem de buradan böyle bahçemizdeki ektiğim domatesi, biberi, stillerimizi sulayıyor. Oradan gelecek su. Ama borunun döşenmesi lazım oradan buraya kadar. Böyle işte canlar. Neyse, videomuzun devamında görüşmek üzere canlarım. Evet sevgili canlar, biz bahçemizi biraz suladık Kaan'la birlikte. Bugün çarşamba, pazar. Ben pazara doğru gidiyorum, alışveriş yapacağım biraz canlar. Evde hiçbir şey yok. Kahvaltı ne de yapmadım. Ağzıma bir tane şeker aldım. Şekerine gidiyor bakalım. Yalnız canım istemedi canlar. Kimse yok. Olmayıncık da. Yalnızlık çok kötü bir şey. Allah'ım kimseyi yalnızla terbiye etmesin. Allah'ım kimseleri yalnız koymasın. İnanın hiç iyi değil vallahi. Eşim işe gidiyor. Kaan da okula gidiyor. Ben yalnız kalıyorum evde. İngemgil'in işin neyi oluyordu. Onlar da gittiler. Biz yine yalnız kaldık burada. Kendimiz baş başa. Olsun, hayırlısı olsun. Öğreci mecbur. Herkes doğduğu yerde değil, doyduğu yerde ekmeğini kazanmaya mecbur gidecek. O yüzden ben yalnız da olsam böyle idare edecek. Bayağı pazar bir uzak. Şu anda saat 10.30. Evet, yolculuğumuz daha devam ediyor. Bayağı var gitmemize, uzak çünkü buranın pazarı bize. Gidelim bakalım oraya kadar. Gölgem de üstüme düşüyor. Çünkü güneş arkadan vuruyor. Henüz öğlen olmadığı için yukarıya geçmedi güneş. Öğlene de buranın pazarı erkenden toplanıyor. O yüzden erken çıktım. Kahvaltıyı da o yüzden yapmadım. Hem yalnız canım istemedi hem de pazar erken dağılıyor. Artık Gül Ağaç'a gidemem. Çünkü İbo yok. Olduğu zaman onunla ikimiz gidiyorduk. Artık onun şeysi yok. Yani tatilde 2 haftada 1'miş. 2 haftada 1 günmüş. O yüzden artık buranın pazarına gidelim. Bakalım bir. Domates fidesi ya da biber fidesi de almayı düşünüyorum. Varsa eğer. Tabii ben varana kadar kaldıysa o da var. Buranın pazarı küçük bir pazar. O yüzden pek fazla da gelen olmuyor da. Gelen olduğu zaman da malzemeleri bitiriyorlar. Yola yürümedik mi? Soluk soluk da kalıyor vallahi. Şöyle. Koyumuzun evlerine de gösteri götüreyim sizi. Geze geze. Bizim sürekli geldiğimiz, geçtiğimiz yol burası. Evet sevgili izleyicilerimiz, vallahi nasıl yoruldum anlatamam. Pazar alışverişimi yaptım. Dönüşe geçtim, evimize bayağı yaklaştım. Az bir şey kaldı, sebzelerimde şunlar ama kollarım koptu. Nasıl zor, vallahi çok uzak. Bizim evimize çok uzak, pazarda Cansugül'ün evine yakın. Zaten biliyorsunuz, daha önceden de Cansugül'ün evini söylemiştim uzak olduğunu. Vallahi çok uzak geldi bana. Böyle boş giderken uzak değildi yani. Hızlı hızlı gittim. Ama elime zebzeleri alınca getiremedim. Yolda bir dinlendim. Şurada bir daha dinlendim. Bu üçüncü dinlenişim inanın vallahi. Çok uzak. Bana çekecek arabası almam lazım. Bir dahaki haftaya pazarcıya geleceğim. Oradan çekecek arabamı alacağım. Ondan sonra bu eşyalarımı ondan getirip götüreceğim. Vallahi ya değil, böyle hani sürekli pazar işi bana kaldığına göre ben bu işi yapacağım. Her haftada gittiğim zaman böyle zor olur getirmesi. Kaan olsa bu kadar zor olmaz da, Kaan olmadığı için mecbur zor oluyor. O yüzden pazarcı da olur yani kesinlikle o arabalardan. Bugün de hiç aklıma gelmedi. Keşke oradan birden alsaydım. Pazarda oluyordu her tarafta. Şeyler de satılıyor, bu kapkacak satılan insanlarda. Tabak çanak satanlar da olur herhalde. İyice bilmiyorum ama onlar da olmazsa şu nalbullar da olur kesinlikle. Ay, elime de karınca gelmiş. Valla pazar yeri yakın olsa uzak değil. Önceden çarşının içindeydi şurada, belediyenin orada. Orası bize çok yakınıdı. Şimdi uzağa çektiler pazarı. Bayağı bir Cansugül'ün orada işte pazar yeri yaptılar oraya hüsüsü. Parkine döşediler altına çamur olmasın diye. Şimdi oraya çektiler pazarı. O da bize çok uzaklaştı.
Hem de çok fazla uzaklaştı vallahi canlar. Böyle işte yoruldum şu anda. Söğütlerin altında, şöyle dalların altında dinleniyorum. Çok da sıcak var. Dışarısı çok sıcak. Evimize girdik mi de evimizin içi de buz gibi. Sobayı kaldırım diye bir niyetleniyorum. Varıyorum başına. Sobayı nereden kaldıracaksın? Akşam da yaktım. Üşüdüler. Daha sürekli akşamları yanıyor. Sabah yaksak yanar. Ama zabana yakmıyorum. Ev bak temizliyorum. O yüzden zabana yakmıyorum ama yine de yaksam da yanar yani. Evimizin içi buz gibi. Dışarısı çok sıcak oldu mu evin içine soğuğu çeker dediler. Gerçekten de öyle oluyor. Çekiyor soğuk içeriye. Evlerin içi buz gibi oluyor. Zaten yazın da öyle olur. Evlerin içi serin olur. Dışarısı sıcak olur. Şu anda yine öyle işte. Dışarısı sıcak, içerisi soğuk. O yüzden zobamızda kaldıramağı yok. Vallahi halılarımız ne hep yıkanacak. Onlar ne şuraya getirsem de bir yıkasam nasıl güzel olur. Burada yıkayacağım şey abimgilin hayatında. Evden sıcak su getiriyorum. Ondan sonra güzelce fırçalıyorum halılarımızı. Ondan sonra suyla durulayım. Tertemiz oluyor vallahi. Hep yıkanacak. İşte soba kalkmayınca da yıkayamam. Böyle işte canlar. Günlük rutin işlerimiz. Şimdi eve varacağım. Biraz kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltı yapacağım. Yalnız yalnız. Mecburen. İşte videomuzun sonunda görüşürük inşallah. Evimize gidin ben de. Şöyle canlar sarımsağımız sulamaya devam ediyorum. Tekrardan açtım. Suyumuz bitene kadar biraz daha aksın. Dün böyle yarıya kadar gelmişti, kalmıştı orada. Şöyle. Yarı tarafı duruyor. Aşağıya kadar yeri duruyor. Bahçemizden de nasıl otlar geldi, nasıl otlar geldi yağmurla. Soğanlarım şöyle çıktı canlar, bakın. Karşıdakilerde hepsi çıktı. Ama şuraya ektiğim marul çıkmadı. Burası marludu şurası. Kertik. Marulundan kıska saçlıydım buraya. Kıskalar çıktı. Marullar daha hiç kendini göstermedi. Herhalde çıkmayacak gibime geliyor. Şurası da çıtlık. Nasıl sık etmişsin yine çıtlığı. Karşı taraf maydanoz. Maydanozumuz da yine yine çıkıyor. Şurası da biberdi biliyorsunuz. Salça biberiyle normal biber. Ama şey ot kendinden önce çıktı. Ektiğim malzemelerin fırtlağına kadar ot bağlım ne öreceksek. Şu anda suyumuzu yakıyor şöyle canlar. Göstereyim size de. İnşallah bitmeyecek bugün. Biterse de yarıya kadar daha sulasın. Yarısını bir daha açtım mı sularım. Borumuz döşlenecek. Abim gün oradan bor döşeyecektik buraya kadar. Dün bu yorulmuş. Hamlamış yani ilk iş günü olduğundan. Gelince yapamadı. Olmazsa cumartesi pazar Kaan'la ben de döşerim onun işi olunca. Şöyle suyumuz yine azaldı, düşmeye başladı. Sarmaşık otundan bıktık o sandık. Vallahi ne örecek bilmiyorum. Her yer sarmaşık, her yer. Şöyle. Pazardan geldim ben. Yollarda dinen dinen ucun geldim inanın. Kollarım koptu. Normalde ayaklarım yorulmuyor da. Şu ne dalı ki acaba? Burada bir dal çıkmış ama ne dalı bilemedim. Sanki şeftaliye benzettim. Ama onu kaldırmayacağım. Orada duracak. Büyüsün o. Şu otlarımızı şöyle yolalım. Girip çıktıkça yolum ki bunları fazla çoğalmasın. Bu sarmaşık dağılıp gidiyor. Sarımsağım çıkmış. İçinde de çıkmış yine. Ben bunu çapaladıydım. Şimdilikten böyle avuç avuç ot çıktı. Sonunu nerede getireceğimi bilmiyorum ben bu bahçenin. Her seneki gibi aynı oldu yine. Çok otlu olur benim bahçe arkadaşlar. Şurada kurusun buraya koyun bunu. Kuruduğu zaman eziliyor. İyi bayağı bir yer suladı. Şu tarafa çeksem onu iyi olur aslında. Şuraya koyayım. Biraz da burada aksın. Aşağıya doğru buradan insin. Şimdi bir sulayım kaldı. Bir salım suyu. Bir daha saldığım zaman birikti mi? Kuyumuzun suyu biriktiği zaman bir daha saldım mı? Ondan sulanacak. Dibimi sulağını kapadım şimdi. Evet canlar. Bugün ben
Dünkü pişirdiğimiz patatesin içine bulgur pilavı yaptım. Kaan niye oraya oturdun? Şöyle otursaydın biraz aydınlık olurdu. Şöyle canlar. Bunun içine biraz su döktüm. Patatesin içine. En sevdiğim içine. Kaan çok seviyor aynen. Bayılırım. Daha sonra bulgurunu saldım. Onun üstüne de tekrar yağıyla soğan öldürdüm. Salça, soğan, yağ. Her gün bunları kattım. Çok lezzetli olur. Bunu ben de çok severim Kaan. Cıkla cıkla yemesini hele de. Yemin aramla evi yapar ya. Yanına da şöyle ayran yaptım canlar. Yoğurtumuz var ama yapmadım. Yoğurt istemediler. Bir de şöyle domatesten, biberden getirdim. Bunlardan şimdi doğrayacağım. Şundan da var. Salatalık nasıl büyümüş ya? Nasıl? Ne bu lan? Tüvek tüvek. Vallahi şey de iyice büyümüş bu. Nerede? Dolapta biliyor musun? Bu kadar değildi benim aldığımda. Kaan can okuldan geldi. İbo can işten geldi. Böyle yemeğimizi hazırladık canlar. Ben de hazırladım. Annem bile gittiydim. Biraz durdum orada. Fazla da kalmadım. Yemeğimiz yoğdu çünkü. İşten gelirler de Kaan okuldan gelir dedim. Ben ayran içeceğim. Kolay şimdi. Asitli. Şöyle ayranımızı da katalım. Bu da bitsin de ben de içeceğim. Ha, bunun ters tarafı dönecek. Tamam. Şöyle ayranımızı da katalım. Tuzunu da attım. Nasıl koyu olmuş Kaan ayran bak. Tam senin istediğin gibi. Çayımızı da koydum canlar. Eşim biliyorsunuz çok çaycı. Yemekten önce çay koydun mu diyor. Şimdi şunları da salata gibi yapayım da. Öyle. Şöyle çayımız da kaynadı. Tuzunu da tam yapmışsın. Ya. Işığımızı açalım. Çayımız kaynıyor. Al Kaan'cığım birazcık sen 2 dakika çekilir. Ben çayımızı bir damla demleyeyim. Ne çekeyim? Ayranımız çok güzel olmuş. Aynen sen de arkadaşlarımızla konuş teyzelerimle. Aa telefon. Hallerini hatırlarını sor. Sizler nasılsınız? İyi misiniz teyzelerim? Ablalarım, abilerim. Aynen. Bizi sorarsanız biz çok iyiyiz. Evet, Kaan çok iyi. Ben de çok. Annem de çok iyi. Bugün derslere de kalmış. Kursa da kaldım. Hiç geldi bugün Kaan. Eve geldim. Annem de evde yokmuş. Annem gideymiş. Ben oraya gittim. Sana demeden gittim ama. Saat 4.30'da. Aslında gitmeyeceğim mi? Halam aradı. Hiç gelip gitmeyi umuyorum dedi. Ben de bahçede sarımsak sulayıyordum. Sarımsağın birazını çıktı. Daha suladım. Öpkukum bitirdim. Su tükenmedi Kaan. Koyumuz o suyu. İyi. Sevindim vallahi ona da. Saat 4.30'da okuldan çıktım. Bisikletimi aldım. Yorudum. Orada caminin arada arkadaşlarımı gördüm. Bir gittim yanlarına. Yusuf orada Kaan abiydi. Yasemin halamdı. Biz de evdikti. Bize bahdi. Ben de ne zaman gelmiş dedim. Benim okuldan geldiğimde dedi. Biz de evdikti. Ben de o zaman dedim gitmiştir dedim. Saat 4.30'da 3'te geldi hissettim. Gitmiştir şimdi yattım. Durdum oğlum hemen gider miyim? Zaten buradan da giş gittim ben. Sonra? İkiydi buradan gittiğim. Sarımsaklarımı suladım. Bulaşıklarımı yıkadım. Evimi temizledim. Evet canlar kapanışımızı burada yapalım. Kaan size kapanış da yapsın. Ben. Evet. Videomuzu beğendiyseniz. Like atmayı unutmayın. Bol bol bugünkü like'lar Kaan'a gelsin. İzlenmeler Kaan'a gelsin inşallah. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olduktan sonra zil tuşuna da basmayı unutmayın. Bildirimi gelsin abilerim, videolarımız. Ablalarım de. Abilerim, ablalarım, teyzelerim. Çok seviyorum sizi de herkese. Canlarım. Dün Durdu ablan da seninle çıtlığa gideceğimiş. Selam isteyen biri vardı sanki Rabia eş. Saldı mıydın ona sen? Yok sarmadıydım. He Rabişimiz var. Rabia eş yapmam. Sana buradan kucak dolusu selamlar sevgiler. Aynen. Çok Rabia'cığım seni hayatım canım benim. Ablam Nazlı'ya da çok selam olsun buradan. Nazlı da bizim sürekli izleyicimiz. Selamlar olsun. Sevgiler Allah razı olsun sizlerden. Bizleri izliyorsunuz. Çok öpüyor sizi buradan. Nazlı'yı da Rabia'yı da annesi gibi de hepsini çok çok öpüyor. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın tekrardan. Hoşça kalın canlarım. Allah'a emanet olun inşallah. Başka videolarımızda görüşmek dileğiyle. Biz yemeğimizi yiyelim. Bizlere afiyet olsun. Allah'a emanet olun.